partide milletvekillerine düşen görevin bu sorunları anlatmak olduğunu belirterek biz bununla mükellefiz diyor. Ortada bir sorun var. Hiç değilse Urfa özelinde bir sorun var. Fakı Baba gittikten sonra ondan Fakı Baba'yı geri getirmesini istedikleri kişi de meğer 1,5 ay önce istifaya kalkışmış. O da istifanın eşiğinde hiç değilse bir daha milletvekili olmayı düşünmüyorum diyor. Gerçi üçüncü dönem ama olsun, o kural bazen ihlal edilebiliyor. Bir daha siyasette kalmayı düşünmediğini söylüyor ve siyasetten rahatsızlığının olduğunu söylüyor. Bu ikincisi. Benim bildiğim bir üçüncü kişi daha var Kadir abi. Mücahit Arınç. Mücahit Arınç biliyorsun Bülent Arınç'ın. Yine AK Parti'de özgül ağırlığım var diyen Bülent Arınç'ın oğlu. Ama aynı zamanda Manisa milletvekili. Ve bak, o da MKYK üyesi. Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi. Asil üye. Mücahit Arınç'ın ben yaklaşık bir yıldır İYİ Parti'ye geçeceği kulisini işitiyordum. Duydum onu bir sene önce. Bir sene önce hatta sordum. Bunun aslı yok dedi. Ben de yazmadım, duyurmadım çünkü reddettim. Bir sene sonra şimdi gene duydum. O bilgi güncellenerek, tazelenerek gene benim önüme geldi. Ben bu arada bu iddiaları aktarmadan, yazmadan önce her ikisini de aradım. Her ikisiyle de konuştum. Kasım Bey'le önceki gün konuştum, bugün yazdım. Önceki gün gene Mücahit Bey'le konuştum. Gene yazımda yer verdim. Mücahit Bey bana dedi ki istifa söz konusu değil. İYİ Parti'ye geçmek söz konusu değil. İYİ Partililerle birer milletvekili olarak çeşitli komisyonlarda yer aldığım için görüşüyorum ama bu görüşmelerimin merkezinde bir istifa ya da bir transfer meselesi yok. Ama Mücahit Arınç partide huzursuz olduğunu, belli başlı rahatsızlıkların olduğunu saklamıyor. Birincisi Sedat Peker'in iddiaları etrafında meydana gelen, Sedat Peker'in açıklamaları etrafında dile gelen iddialar, liyakat problemleri, liyakatsizlikler, atamalar, bazı atamalar, başta KHK'lar olmak üzere siyasal yargılamaların kendisi ve çeşitli yolsuzluk iddiaları Mücahit Arınç'ta. Bunlar çok esaslı şeyler, temel konular bunlar ve ülkenin gidişatıyla alakalı. Ben eğer bu gidişata müdahale edilmezse, her ne kadar bugün herhangi bir istifa arayışı ya da bir ayrılık düşüncesi yoksa da o eşiğe hızla gelebileceğini düşünüyorum. Yani Mücahit Arınç o kopuşu yaşayabilir. Şimdi bu üç isim şu aşamada yani istifa etmeseler de eşikte denilebilecek isimler. Yahut rahatsızlıklarını reddetmeyen, saklamayan isimler. Bir isim daha var, o da Orhan Atalay, Ardahan milletvekili. Orhan Bey benim bildiğim kadarıyla daha muhafazakar, İslami çizgide bir milletvekili. Partide eleştiriler biri de diye biliniyor. Her ne kadar kendisi istifa etmeyeceğim diye açıklasa da o da rahatsızlıklarını saklamıyor. Bütün bunların toplamında AK Parti'de senin de ifade ettiğin üzere merkezi düzeyde bir parçalanmadan söz edemeyiz. Yani bir Ahmet Davutoğlu vari bir kopuş, Ali Babacan vari bir kopuşu şimdilik AK Parti'den beklemek mümkün değil. Bu yani muhalefet açısından ayakları basmayan bir temenni ya da yani gerçeküstü bir. Zaten böyle kişiler kalmadı AK Parti'de. AK Parti kalmadı. Bu düzeyde hani Ahmet Davutoğlu'nun istifasından sonra Binali Yıldırım için düşük profilli bir başbakan arıyoruz denilmişti ya. O nedenle hani yüksek profilli pek yani siyasetçi de kalmadı. Hala dolayısıyla göbekten parçalanacak bir vakayla karşı karşıya değiliz. Ama AK Parti sonuçta Türkiye'yi yöneten, devlet aygıtının başında bulunan, onun kaynaklarını dağıtan, yalnızca hazineyi değil, ihalelerden tut da, efendime söyleyeyim, yardım derneklerine varıncaya kadar yatay ve dikey vaziyette bütün kaynakları seferber etme kudretinin elinde bulunan bir parti. Ve bununla beraber yerel yönetimler de onun elinde. Dolayısıyla böyle bir Türkiye'nin aynı zamanda siyaseten de Türkiye'nin en kalabalık toplumsal kimliği adına siyaset yapıyor. Yani Sünni, Türk, Kürt çoğunluk adına siyaset yapıyor. Böylesi bir kimlik etrafında örgütlenmiş ve Türkiye'nin en büyük çıkar örgütünün, yani en büyük çıkar örgütü, çıkar dağıtma mekanizmasından kopuşlar öyle kolay değildir. Ve ve bu kopuşların bu denli büyük bir parçalanmayla sonuçlanması için daha büyük şeylere, alametlere ihtiyaç var. Ama hali hazırdaki seçim sürecine gidilirken AK Parti'den çevre ve çeperde yer almış ya da yerelde özgün isimlerin hem parlamento düzeyinde hem de
yerel yönetimlerde yeni istifaları beraberinde getirecek şekilde bir kopuşlar, birbirini takip eden kopuşlar yaratabilir. Yani Fakı Baba merkezi düzeyde bir parçalanmanın işareti değilse bile örneğin Kasım Güldoğan ya da başkalarını cesaretlendirebilecek yeni kopuşlara önünü açabilir. Ben seçim sürecine gidilirken bu ve benzeri kopuşları bekliyorum. Bunlar arasında milletvekili olamayacağını düşünen de olabilir. Bunlar arasında yerel sorunlardan kaynaklanan kopuşlar olabilir. Bunlar arasında işte girdiği itilaflardan sonra ayrılık kararı alan olabilir. Mesele Fakı Baba'nın bugüne kadar istifa gerekçesi olarak istifayı aklından geçirip bu niyetini bastıranların cesaret bulmasını sağlaması olacak. O nedenle yeni istifaların ayak seslerini getirme ihtimali var diye düşünüyorum. Evet. Fakı Baba'nın özelinde konuşmaya devam edecek olursa... Çok uzun konuşmuşum ve sen de müdahale etmedin. Güzel, ben ilgiyle, merakla dinliyorum verdiğin, benimle ve izleyiciyle paylaştığın bu özel bilgileri. Ben de faydalanıyorum tabii ki. Niye keseyim? Neticede Fakı Baba Urfa, Şanlıurfa adlı vilayetimizde ciddi bir oy potansiyelini temsil ediyordu. Yani şöyle bir meydan okuma, şöyle bir işte karşı çıkışın sahibi kendisi. Siz beni eğer belediye başkanlığına aday göstermezsiniz, ben kendim bağımsız aday olarak girer ve kazanırım ve kazandı. Bu bakımdan Urfa'nın misal 2017'deki referandumda %51,5'la mı 52'yle mi geçmişti bu otoriter rejim anayasası? Evet. Kıl payı. Oradan geldi işte Urfa'dan neredeyse iktidar tulum çıkardı. Evet. %2'ye yakın oy çıktı Urfa'dan. Çok ilginçtir. Çok yüksek oranlarda bir evet oyu çıktı Urfa'dan. Yani oranın özel yapısı, Suriye'deki savaşın neden olduğu dönüşüm vesaire, kanun nizam. Mehmet Ali Çelebi'nin başında bulunduğu koordinasyon da oradaydı, Urfa'daydı. Kanun nizam hakimiyetinin de kimi zaman sorgulanabilecek kadar bozulması Urfa'da. Güçlü aşiret yapılarının varlığı. Aşiret yapılarının varlığı falan. Fakı Baba'nın arkasından yeni kopuşlar olur mu sorusundan önce Urfa'daki tabandan kopuşlar olur mu diye sormamızı gerektiriyor. Bu çok daha önemli çünkü. Yani Urfa'daki seçmen tabanından Fakı Baba ne götürür? Önemli bir şey götürür, önemli bir yüzde götürür. Onu da 2023'teki seçimde göreceğiz. Fakı Baba İYİ Parti'den milletvekili adayı olunca büyük ihtimalle milletvekili seçilecektir. Belediye başkanı adayı da olabilir. O belediye de alabilir. O da olabilir. Bu da yani mutlaka AKP'ye, yani Fakı Baba'nın istifası öyle basit bir şey AK değil. AK Parti'ye kaybettirecek. AK Parti'ye ciddi oranda oy kaybettirecek bir istifadır. Ben bunu böyle görüyorum. Yani Fakı Baba'yı başka milletvekilleri, başka parti yöneticileri takip eder etmez ayrı mesele. Ama Fakı Baba'yı seçmen takip edecektir ve %0,5 oy götürsek AKP'den, ki götürür, o da çok önemli bir oydur bu satım halinde, bu şartlarda iktidar için. Şimdi diğerleri açısından bir şey mi diyeceksin? Sana küçük bir ekleme yapacağım. Urfa'da son bir yıldır AK Parti'den milletvekili ve siyasetçi düzeyinde CHP katılımları var. Belli, mesela şu ana bakıyorum, AK Parti eski milletvekili İzol aşiretinden Cengiz İzol. Bir kısım AK Partili diyen Kürt ve Arap aşiretlerin önde gelenleri CHP'ye katılıyorlar. CHP'nin oyu orada iki milletvekili çıkacak düzeye ulaştı. Hatta Urfa'da yapılan son bir Ravest araştırma şirketinin yaptığı saha çalışmasında Giresun'un diyorsun. Urfa'da ilk kez oy verecekler arasında birinci parti CHP. Bunu da ekleyeyim. İşte bak, bu burada Urfa gibi muhafazakar, aşırı muhafazakar ve etnik yapısı Türkiye'nin diğer illerine göre çok farklılıklar gösteren bir vilayette ki kaymadan söz ediyoruz. Evet. Belli ki Urfa'da bir zaman değişimi yaşanıyor ve bu zaman değişimi hissediliyor. Ben böyle yorumluyorum Fakı Baba'nın. Acaba sona geldik hissi olabilir mi? Böyle bir his, böyle mi? Bir gözlem. Geçenler açısından. Evet, şu açıdan ben zamanlamanın burada önemli olduğunu düşünüyorum. Fakı Baba'nın istifa zamanlaması bana göre mükemmel bir zamanlama. Neden mükemmel?
Şimdi Kasım sonu Aralık gibi altılı masa ortak adayını ilan ettikten sonra Fakı Baba istifa etse çok muteber bir istifa olmayacaktı bu. Esas şimdi terk etmek AKP'yi, Fakı Baba ve